Ala Resulüne salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz. Cenab-ı Hak bayramımızı mübarek eylesin. Bayram demek, Ramazan ayında tuttuğumuz oruç, o oruçla hazırlık yapmış olduğumuz Kur'an ve Kur'an ile ilgili yapmış olduğumuz bütün tilavetler, ibadet-i taatler, isyandan, tuğyandan uzak kalmalar, Cenab-ı Hakk'ın emrine uygun hareket etmelerin neticesinde Cenab-ı Hak da bizi o 30 günlük emrine muvafık olan aydan sonra o ayın neticesi olan bir bayrama ulaştırıyor. Ve adeta bayram lisan-ı haliyle bize diyor ki artık tutmuş olduğunuz orucun, okumuş olduğunuz Kur'an'ın ayetlerini, tilavet etmiş olduğunuz Kur'an'ın hatimleri, cüzleri, bunların hepsini, yapmış olduğunuz ibadet-i taatleri ne yapabilirsiniz? Güzel bir şekilde kutlayabilirsiniz. Bayram artık sizin için orucun neticesi olan bir bayram, Kur'an'ı tilavet etmenin neticesi olan bir bayram, isyandan, tuğyandan uzak kalmanın neticesi olan bir bayram, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hareket etmenin, rıza dairesinde kalmanın neticesi olarak bir bayram. Dolayısıyla bayramları bu manada düşünebilir, bu manada değerlendirebiliriz. Samimiyetlerin, birliklerin, beraberliklerin, uhuvvetlerin, muhabbetlerin daha coşkun hale geldiği günlerdir bayramlar. Bu bayram belki biraz buruk geçecek, biraz birbirimizden mesafe itibariyle, işte sosyal mesafe diyorlar, onları muhafaza ederek bayramlarımızı yapacağız. Belki kendi evlerimizde bulunacağız. Belki işte eşimizle, dostumuzla, ahbabımızla çok fazla birlikteliğimiz ve beraberliğimiz olmayacak. Ama bayramın hakikatinde olan manayı ne yapabiliriz? Yaşayabiliriz. Bayramlar daha çok tekbirin, daha çok tehlilin, daha çok tahmidin yapılmış olduğu günlerdir. Dolayısıyla bayram namazlarında olan teşrik tekbirlerinin de altında yatan özellikle mana budur. Yine Bediüzzaman Hazretleri 17. lem'ada bayramı bizim nazarımıza verirken oradan da kısa bir şey okumuş olalım. Bayramın ana mahiyetini nazara vermek noktasından Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kulluğunun bize bahşetmiş olduğu güzelliklerinden bir tanesini bizim nazarımıza veriyor ve diyor ki mehasin-i ubudiyetin binlerinden yalnız buna bak ki ubudiyetin, kulluğun güzelliklerinden ve o güzelliklerin de binlerinden sadece bir tanesi. Yalnız buna bak ki Nebi Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ubudiyet cihetiyle, kulluğu itibariyle muvahhidinin, bütün inananların kalplerini eid ve cuma ve cemaat namazlarında ittihad ettiriyor. Eid, cuma ve cemaat namazlarında ittihad ediyor. Yani bayram namazı aslında kalplerin ittihad etmiş olan bir şeklidir. Orada kalpler, gönüller, ruhlar, sesler, sadalar, lisanlar hep bir kelimede bir araya gelirler. Dolayısıyla o safta beraber olmak, sımsıkı bulunmak, tekbirler ve tehlilleri gerçekleştirmek aslında kalplerin de bir atması manasına geliyor. Madem imanda birliğimiz var, öyleyse kalplerde de birliğimizin olması gerekiyor. Bu birliği bize bahşeden özellikle ubudiyetin içerisinde olan cemaat namazları, cuma namazları ve bayram namazları, cemaatin cem olduğu, bir araya geldiği, ondan dolayı Kur'an-ı Kerim de bize bu manayı nazara veriyor. Allah'ın ipine hep birlikte sımsıkı sarılın, وَلَا تَفَرَّقُوا, iftirak etmeyin, ayrılmayın diye de ne yapıyor? Bize ders veriyor. Dolayısıyla bayramları bu manada düşünüp, bu birliği, beraberliği daha da inkişaf ettirmek noktasında
bayramlarda kalbimizde, gönlümüzde, ruhumuzda olan o samimiyeti, o birlik ve beraberliği ne yapmamız gerekiyor? Açığa çıkarmamız gerekiyor. Bir cephesi bu. Belki biraz kısa bir dersimiz olacak. Bayram, çünkü bayramda daha çok muhabbete ağırlık verilmesi gerekiyor. Sadece mana ve muhteveyi nazara vermek açısından kısa bir dersimizi de yapmış olacağız. Bayramların diğer bir cephesi, yani geniş açıdan baktığımız zaman Cenab-ı Hak bu alemi, şu kainatı adeta bütün varlık alemine bir bayram yapmıştır. Bediüzzaman Hazretleri 17. sözde şu şekilde bir cümle kullanıyor. Diyor ki, Halik-ı Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani-i Hakim şu dünyayı, bu dünyayı bize tarif ediyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesini tek tek saydı. Halik ama Rahim, yani Rahim olan Halik, yaratmasında şefkatli olan, Rezzak olan Kerim, yani rızık verendir ama o rızkı ikram eder. İkram eder ve Sani-i Hakim, hikmetle her şeyi ne yapan, sanatlı bir şekilde vücuda getiren, varlık alemine çıkaran Allah demektir. Demek ki bu dünyada baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın Halik, Rahim, Rezzak, Kerim, Sani, Hakim isimlerini bu şekilde çok rahat bir şekilde ne yapabiliriz? Görüp, temaşa edip, müteala edebiliriz. Şu dünyayı alem-i ervah ve ruhaniyat için bir bayram. Alem-i ervah, ruhlar alemi ve ruhaniyat için, ruh sahipleri için bir bayram, bir şehrain suretinde yapıp, yani bayram yeri şeklinde tanzim edip, bütün esmasının garayibin nukuşuyla süslendirip, yani o bayram yerinde ne kadar varlık varsa, ne kadar mevcut varsa, onların hepsini bütün esmasının nakışlarıyla süslendirip, küçük büyük, ulvi süfli, ister hayvanların ruhları olsun, ister insanların ruhları olsun, ister melaike olsun. Yani ulvi süfli derken aşağı mertebede veya yukarı mertebede ne kadar ruh varsa her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin bir ona uygun bir ceset giydirecek. Bunu ifade edecek, devam edecek. Her bir ruha uygun bir ceset. Aslanın ruhuna uygun aslanın elbisesi, koyunun ruhuna uygun koyunun elbisesi veya hayvanları genel manada düşündüğümüz zaman hayvanlık mahiyetini açığa çıkaracak hayvanlarla ilgili elbiseler. Elbiseler. Bütün hayvanları bu manada düşünebiliriz. Yine insanlığı, insanlık mana ve mahiyetini açığa çıkaracak insana da ne yapılmış? İnsanlıkla ilgili bir elbise giydirilmiş. Yani insanın cesedi, insanın ruhuna uygun halk ediliyor. İşte tavşanın cesedi, tavşanın ruhuna uygun halk edildiği gibi. Ulvi, süfli her bir ruha. Ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin, o bayramdaki ne kadar güzellikler varsa ve inamattan ne kadar nimetler varsa onların hepsinden istifade etmeye muvafık. Onların hepsinden istifade etmeye uygun bir şekilde havas ile mücehhez, duygular ile cihazlanmış bir şekilde bir ceset giydirir. Bizim maddi cesedimiz aynı zamanda ne yapılmış? Duygularla cihazlanmış. Yani azalarımız var, aletlerimiz var, cihazlarımız var. Bunların hepsi, yani akıl da bir cihazdır. Akıl da bir cihazdır. Görmek ruha takılı olan bir özellik ama o görmeyi gerçekleştirmek için göz denen aletin kullanılması lazım. İşte tatlar alemine karşı dil denen cihazın kullanılması gerekiyor. Kuvve-i zayika dediğimiz nedir? O duygunun orada kullanılması gerekiyor. Peki bu duygular duygu olarak ruha yerleştirilmiş ama ruh o duyguları kullanmak için
vücuttaki ne yapar? Aletleri, cihazları ne yapar? Kullanır. Göz bir penceredir. Ruh bu alemi o göz penceresinden seyrediyor. Dolayısıyla ruh gözü alet olarak kullanmış oluyor. Duymak noktasında ruha bir havas yani hissiyat, duygu yerleştirilmiş ama onu kulakla gerçekleştirmiş oluyor. Kulakta bir arıza çıktığı zaman bu cesedin içerisinde ruh yaşadığı müddetçe hariçten olan sesleri de ne yapamıyor? Duyamıyor. Gözde arıza çıkıp göremediği gibi. Dilde arıza çıksa belki tatları alamayacak yani. Veya kuvve-i hafızasında o hardal tanesi kadar et parçasına bir zarar gelecek olsa belki de şuur kaybına uğrayacak. Bir kısım geçmişte yaşadığı şeyleri hatırlayamayacak veya bir kısım insanları tanıyamayacak. Ne zaman ki o hardal tanesi kadar olan et parçası iyileşir, tekrar normal haline döner, o zaman belki geçmişle ilgili şeyleri yeniden yeniye hatırlayacaktır. Buna geçici şuur kaybı da ne yapılıyor? Deniliyor. Demek ki bizim cesedimize yerleştirilen bütün cihazlar ruhumuza yerleştirilen duygularla doğru orantılı. Birbiriyle tamamen örtüşecek şekilde ne yapılıyor? Tanzim ediliyor. Yani sizin elinizde bir kumanda var. O kumandadan çıkan bir sinyal var. Karşınızda klima var. Klimayı çalıştırmak noktasında klimanın üzerindeki sistemle sizin kumandanızdan çıkan sinyal birbiriyle uyumlu olması gerekiyor ki sistem çalışsın. Aynı insan vücudundaki duygularla cihazlar, aletler arasında olan münasebet neyse diğer hayvanlarla ilgili münasebetler de bu şekildedir. Her bir hayvanın da ruhuna hayvani hissiyatlar yerleştirilmiştir. O hayvani hissiyatı kullanmak noktasında ayrıca ona ne verilmiştir? Maddi bir ceset giydirilmiştir. O maddi ceset o hayvani hissiyatı kullanmak noktasında aynı zamanda cihazlar ve aletlerle ne yapılmıştır? Tanzim edilmiştir. Peki neden bunların hepsi yapılıyor? Bütün bunların hepsinin yapılmasının altında yatan sebep Cenab-ı Hakk'ın şu alemi bütün esma-i ilahiyesiyle yani süslendirmesinin neticesi olan bir mana ve mahiyet ki o süslerden, o güzelliklerden istifade etmek manası. Ne dedi? Tekrar şu sonu okuyalım. Ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin, dünya adeta bir bayram yeriydi. O bayramda Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesinin tecellisiyle hesapsız güzellikler kendisini gösteriyor ve hesapsız nimetler kendisini gösteriyor. Bütün bunların hepsinden istifade etmeye muvafık, uygun bir şekilde havas ile mücehhez bir ceset giydirir, bir vücudu cismani verir, cismi bir vücut, maddi bir vücut verir, bir defa o temaşagaha gönderir. Bir defa bu dünyaya ne yapılır? Gönderilir. Bütün ruhlar, yani ruhlar tekrar tekrar bu dünyaya gelip yeniden yeniye imtihan edilmezler. İmtihan edilmesi aslında burada imtihanın sırrı da bizim nazarımıza veriliyor. Yani zaten Risale'nin başındaki ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak bu manayı bizim nazarımıza arz ediyor. İnne ce'anna ma alel ardı zîneten lehe linebluvehum eyyüküm ahsenu amele. Ayet-i kerimenin meali yeryüzünde ne varsa biz dünya için bir süs olarak yarattık. Bakın dünyada yeryüzünde ne varsa adeta bir süs olarak kendisini gösteriyor. Buradaki şekliyle Esma-i İlahiyesinin tecellisinin neticesinde sonsuz güzellikler olarak ifade edildi. Sayılmayacak kadar çok güzellikler. Ama bunların neticesinde insanlardan hangisi daha güzel işler yapacak diye imtihan edelim. Yani bu şekilde Esma-i İlahiyenin tecellisiyle bu alemin bu şekilde süslü şekilde vücuda getirilmesinin altında yatan mana insanların hangisi daha güzel amel işleyecek diye. Daha güzel amel işleyecek diye ifadesinin karşılığı imtihandır.
Haydi bakalım, böyle bir bayramda Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun kim ne kadar hareket edecek görelim bakalım. Bu dünya bir imtihan dünyası, bir tecrübe dünyası. Bu tecrübeye Cenab-ı Hak bizi bu imtihan meydanına ne yapmış? Çıkarmış. Bu imtihan meydanında işte bütün nimetleriyle, bütün güzelliklerle bizi muhatap ediyor. Kim o güzelliği takdir edecek? Kim o nimetin şükrünü eda edecek? Bunları hepsini bizim ne yapıyor? Nazarımıza arz ediyor. Ta ki bunlarla bizi Cenab-ı Hak ne yapıyor? İmtihan ediyor. Demek ki ulvi ve süfli ruhların her birisinin karşısında bunlar var. Bediüzzaman Hazretleri yine Mesnevi Nuriye'de yani iki daireden ve iki levhadan bahseder. İki daire. Bu iki daire bir rububiyet dairesi, bir diğeri de ubudiyet dairesi. Cenab-ı Hak bütün alemi terbiye eder, en güzel şekilde halk eder. Bu rububiyet dairesi manasını ifade ediyor. Diğer taraftan da ubudiyet dairesi var ki bütün mahlukların yapmış olduğu kulluğu Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirme manasını izah ve ifade eder. Rububiyet dairesinin Rab olan Allah'tır. Rububiyet dairesinin reisi de Allah'tır. Ubudiyet dairesinde kulluk noktasında kulluğunu en güzel şekilde ifa eden, Cenab-ı Hakk'a arz eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dolayısıyla ubudiyet dairesinin, kulluk dairesinin reisi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şimdi devamında da iki levhadan bahsediyor. Rububiyet dairesinin neticesi hüsnü sanattır. Yani Cenab-ı Hak bütün alemi terbiye etmekle ortaya ne çıkarır? Sanatın güzelliğini çıkarır. Hüsnü sanattır. Peki bu sanatın güzelliğine karşı bizde olması gereken şey nedir? Ona karşı yapacağımız şey ubudiyet, yani kulluktur. Kulluğumuzu nasıl ifa edeceğiz? Hüsnü sanat levhasına karşı bizim yapacağımız kulluk tefekkür ve istihsandır. İkinci levha dediği tefekkür ve istihsan. Bakın tefekkür ve istihsan, yani Cenab-ı Hakk'ın halk etmiş olduğu bu alemdeki her bir şeyi güzel karşılamak ve tefekkür etmek. اَفَلَا يَعْقِلُونَ اَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ اَفَلَا يَنْزُرُونَ Ayet-i kerimeler hep bu manada ne yapıyor? Göndermeler yapıyor ve bu alemi bizim güzel bir şekilde tefekkür etmemizi Cenab-ı Hak bizden istiyor. Kulluğu aslı, esası da bu. Zaten ayeti kerimede, Zariyat suresinde geçen ayeti kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cenab-ı Hak diyor ki adeta, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Dolayısıyla o ibadet manası buradaki tefekkürle ne yapmış oluyor? Eşleşmiş oluyor. Yani bizim birinci derecede olan ibadetimiz aslında tefekkürle kendisini gösteriyor. Bu ayet-i kerimelerde de işte اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Cenab-ı Hak bizi imtihan ederken alemi de, şu yeryüzünü de, şu dünyayı da süslü bir şekilde yarattığından bahsediyor. Dolayısıyla o imtihanın aslında esasında birinci derecede ne vardır? Tefekkür vardır. Düşünenler için ibret levhaları olarak bu alem kendisini ne yapar? Gösterir. Dolayısıyla bu alemde tefekkürünü hakkıyla eda eden bir insan bu alemdeki bayram, şehrayin diye tarif etmişti. O bayramın içerisinde de kendisine arz edilen yer, kendisinin konumlandırdığı yer ve mekan neyse o mekanın da o yerin de o konumunda ne yapmış olur? Hakkını güzel bir şekilde vermiş olur. Peki bayram sadece bu şekliyle midir? Daha başka bir cephesini de Bediüzzaman Hazretleri şimdi bize arz edecek. O kısmını da inşallah okuyup dersimizi o şekilde nihayetlendirmiş olacağız. Hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı,
zaman ve mekan cihetiyle. Çünkü yani yeryüzünün süslendirilmesi demek sadece şu anda bulunduğumuz zaman dilimine mi münhasırdır? Hayır. Ta ilk yaratılıştan başlar, ta kıyamete kadar ne yapar? Devam eder, devam eder. Dolayısıyla Esma-i İlahiye'nin tecelligahı olan bu alemde Cenab-ı Hak sanatın güzelliğini nazara vermek noktasında adet bayram yeri ne yapar? Genişlenir. Mekan olarak sabit bir yer, zaman olarak belli bir zaman olarak kendisini göstermez. Zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü. Şimdi bayramın çok farklı bir boyutunu bizim nazarımıza verdi. Her bir güne kadar bakın indi. O zaman her bir gün, her bir saat, her bir dakika, her bir saniye buraya kadar iner. Buraya kadar iner. Demek ki asır olarak bir bayram var. İşte sene olarak bir bayram var, mevsim olarak bir bayram var. Mesela ümmetlerin bayramları var, dehir. Ümmetlerin bayramları var. Demek ki güne kadar, günde saate kadar, dakika ve saniyeye kadar bunu ne yapabiliriz, indirebiliriz? Şimdi ifade edecek zaten onu. Bu bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, yani değerlendirilebilir, düşünülebilir, her bir kıtayı, kıtalar, birer taife ruhlu mahlukatına ve nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Birer resmi geçit tarzında ulvi bayramlardan bahsediliyor. Demek ki, yani Ramazan'ın sonunda olan bayram sadece bayram değil. Aslında bayramı bütün ömrümüze ne yapabiliriz? Teşmil edebiliriz. Cenab-ı Hak çünkü bu alemi bize ikram ve ihsan ediyor. O ikram ve ihsanın neticesinde biz Cenab-ı Hakk'a karşı yapmış olduğumuz her bir ibadet, her bir taat, her bir tefekkür, her bir tahmid, her bir tehlil, her bir tekbir aslında Cenab-ı Hakk'a bu manada kulluğumuz itibariyle mukabele etmektir ki işte bayramın hakkını vermek dediğimiz şey bu. Bayramın hakkını vermek demek. Demek ki bütün zamanlara, ömrümüzün tamamına biz bunu ne yapabiliriz? Yayabiliriz. Birer resmi geçit tarzında adeta Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bütün mevcudat ve mahlukat ne yapar? Birer resmi geçit yapar. Resmi geçit bize nasıl bir manayı hatırlatır? Resmi geçitlerde mesela milli bayramlar vardır. Milli bayramlarda işte askeri erkanın veya öğrencilerin veya daha başka grupların protokolün önünde yapmış oldukları bir resmi geçit vardır. Kendilerinde bulunan ne varsa onları adeta o resmi geçit esnasında protokole arz ederler. Ve onun öncesinde çok farklı bir hazırlık yaparlar. O hazırlık protokol önünden yapılan resmi geçit gerçekleşirken hiçbir hata, hiçbir eksik, hiçbir kusur, hiçbir noksanın olmaması içindir. Yani resmi geçitin hakkını tam vermek. Tam vermek. Bu noktada protokol de o resmi geçitin hakkını tam veren gruplardan ne yapar? Müthiş bir şekilde memnuniyetlerini ifade ederler. Protokolde kimler vardır? Birinci derecede o mahallin, o muhitin, o vilayetin mülki amirleridir. Eğer devlet nezdinde en yüksek seviyede olan bir resmi geçitse devletin en başındaki insanlar orada bulunurlar değil mi? Yani cumhurbaşkanıdır, başbakanıdır, bakanlarıdır, işte resmi erkandır, mülki erkandır, askeri erkandır vesaire. Her birisinden ne yapılır? Orada numune teşkil edecek en üst seviyede insanlar bulunur ve oradaki resmi geçit onlara yapılır. En nihayette de o resmi geçit bütün memleketin diyelim sultanı diyebileceğimiz, cumhurbaşkanı diyebileceğimiz, padişah diyebileceğimiz en üst seviyede kim varsa ona yapar.
Her şey adeta ona takdim edilir. Dolayısıyla bu resmi geçiti bu manada zihnimize yerleştirdiğimiz zaman aslında bütün varlık alemi hayatlarıyla bu alemde ne yapıyor? Adeta bir bayram yeri şeklinde o bayramda da ne yapıyorlar? Resmi geçitlerini yapıyorlar. Resmi geçit kime karşı yapılıyor? Protokole yapılıyor. Protokolde kimler var? Diyelim melaikenin büyükleri var. Peygamberler var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Yani Cenab-ı Hakk'ın indinde, makam ve mevkisi yüksek olan kimler varsa, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kullar içerisinde ruhaniyattan olabilir, melaikelerden olabilir, veli zatlardan olabilir, peygamberlerden Peygamber Efendimiz'dir. Şimdi protokolde diyelim bu şekilde tanzim ediliyor. Onun en üst düzeyinde asıl her bir varlık, her bir mevcut, bir insan kulluğunu ömrü boyunca yapmış olduğu ibadeti, taatini bir nevi resmi geçit tarzında asıl kim arz eder? Allah'a arz eder. Kainatın Halık'ı, kainatın sahibi, kainatın sultanı kim? Allah. Öyleyse en üst düzeyde bütün her şey Allah'a ne yapılır? Arz edilir, takdim edilir, Demek ki imtihan dediğimiz şey aslında bu mana. Bütün varlık alemi bitkilerden, hayvanlardan, işte ruhani mahlukattan, melaikelerden, insanlardan kim varsa. Yani bir peygamber de kendine ait olan resmi geçitini ümmetiyle beraber Allah'a yapar. Tek başına kul olarak Allah'a yapar. Resul olarak Allah'a yapar. Dolayısıyla her bir insan, her bir varlık aslında bir melaike Allah'tan almış olduğu emri ifa ederken o emri yerine getirme noktasındaki göstermiş olduğu performans, hassasiyet, itaat, bütün bunların hepsi aslında resmi geçitin mana ve muhtevasını taşır ki o da bütün her şeyle kendisini ne yapar? Allah'a arz eder. Demek ki bizler bu alem asırlarıyla, seneleriyle, günleriyle, mevsimleriyle, saatleriyle ve saniyeleriyle içinde bulunan mevcudat ve mahlukatıyla, o mevcudat ve mahlukatın yapmış olduğu ibadeti taatlerle şu bayram yerinde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hepimiz aslında ne yapıyoruz? Bir resmi geçit yapıyoruz. Öyleyse buna bizlerin hayatımız boyunca azami bir şekilde dikkat etmemiz icap eder. Ve bilhassa ruh-i zemin, şu yeryüzü, hususan bahar ve yaz zamanında daha ihtişamlı bir şekilde bahar ve yazın kendisini gösterir. Masnuat-ı sagirenin, küçük küçük mahlukların, varlıkların, sanatlı mahlukların taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki tabakat-ı âliyede olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavatı seyre celbedecek. Bakın onlar resmi geçit yaparken işte protokolde olanlar var, bir de seyredenler var. Hariçten o bayrama gelip o bayramda resmi geçit yapanları seyredenler var. O seyredenler bakın ne dedi? Öyle şaşalı bayramlar olur ki o bayramlarda birbiri arkasında bayramlardır. Tabakat-ı âliyede en yüksek seviyede, en yüksek tabakata olan ruhaniyat, melaike, sekene-i semavat, semavatta sakin olan, iskan eden oturanlar onları seyre celbedecek. Onlar ne yaparlar? Seyrederler, gıpta ederler. Bir cazibedarlık görünüyor. Bu alemde böyle bir cazibe. Çünkü niye? Esma-i İlahiye'nin, Fatih Kemaliye'nin yani nakışları, o tecellileri ne yapılıyor? Onlar tarafından seyrediliyor. Ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah oluyor ki ehli tefekkür, burada melaikeler var içerisinde, şuurlu mahlukat var, insanlar var, hepsi dahil cinler var. Tefekkür ehli kim varsa onlar için öyle şirin bir mütalagah ki tefekkür edilecek, okunacak, manaları anlaşılacak, onlardan ibret alınacak, ders çıkarılacak, hayata tatbik edilecek öyle bir mütalagah oluyor ki akıl tarifinden acizdir. İşte Cenab-ı Hak
bizi böyle bir bayram yerinde halk ediyor. Ve böyle bir bayram yerine bir defa gönderiyor ve bir defa bizi imtihana tabi tutuyor. Ta ki bu süslü olan bu alemde bizler iyi ameller, güzel ameller yapabilecek miyiz? Resmi geçitimizin hakkını verebilecek miyiz? Bu noktada insan ne yapabilir? Bu bayram yerini Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir şekilde ne yapabilir? Ömrü boyunca onun rızasının haricine çıkmadan gerçekleştirebilir. Böyle bir bayram yerinde, böyle bir resmi geçiti yapan bir insan, alem-i ahirette, haşir meydanında daha farklı bir bayramla karşılaşacak. Ve Cenab-ı Hakk'ın selamına mazhar olacak. Selamun aleyküm dıttum fethuruha halidin ve ebedi olarak cennetine alınacaktır. Asıl bayram da o zaman yeniden başlamış olacaktır. İmtihan içerisinde bir bayram var. O bayramın hakkını verince onun neticesi olan alem-i ahiretteki bayrama da insan ne yapmış olacak? Kavuşmuş olacak. Bayramlarımız bayramları netice versin. Sadece bir günümüz bayram değil, bütün ömrümüz bayram olarak kendisini göstersin. Huzurlu, mutlu, saadetli, nurlu bir hayatımız olsun. Allah'ın emrinin dışında olmayan bayramlar olsun. Rıza dairesinden çıkmayalım, isyana tuğyana düşmeyelim. Hem marifet noktasında hem ibadet noktasında Cenab-ı Hakk'ın emirlerini bir hakkın yerine getirmiş olalım. Cenab-ı Hak bunun neticesinde de en büyük bayram olan saadeti ebediyeye hepimizi mazhar eylesin inşallah. Her birinize yeniden hayırlı bayramlar diliyorum. Cenab-ı Hak bayramımızı güzel geçirmeyi ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, ahbaplarımızla, kardeşlerimizle mutlu bir hayat sürmeyi hepinize Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Tekrar bayramımız mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.